rüyalarımız adeta hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Hatta öyle ki bazı sabahlar gördüğümüz rüyaların etkisiyle uyanırız ve kendimizi öylesine kaptırırız ki sanki gerçekmiş gibi yaşarız. Peki rüyalarımız sadece öylesine gördüğümüz görüntülerden mi ibaret? Sadece öylesine gördüğümüz rastgele görüntüler olmadığı aşikar. Çünkü rüya gördüğümüz sırada beynimiz çalışır vaziyettedir. Hal böyle olunca kendimizden bir şeyler katarak rüya görmemiz çok olasıdır. Rüyalar aynı zamanda bir bilinmezliğe sahiptir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar yıllar geçmesine rağmen net bir sonuç vermemiştir. Bununla birlikte rüyalar ile ilgili birçok kaynak ve araştırma mevcuttur. Bunlardan en sıra dışı olanı ise İngiliz bir uçak mühendisi olan John Donne'a aittir. Kendisi İngiltere'nin ilk askeri uçağının planını çizmiştir ve bu planı sürekli rüyasında görmüştür. Hal böyle olunca kendisi rüyalarında geleceği gördüğünü düşünüp çalışmalarına bu doğrultuda yön vermiştir. İngiliz John Donne'ın kendisine ve bilim dünyasına sorduğu ilk soru ise şudur: acaba insanda doğuştan bir geleceği görebilme yeteneği mi var? John Donne, araştırmalara başladığı sırada kendisi gibi rüyalarında geleceği gören birçok kişiyle karşılaşmıştır ve yalnız olmadığını anlamıştır. Oxford Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalar, gelecek ile ilgili rüya görenlerin sayısı, geçmiş ile ilgili rüya görenlerin sayısından fazla olduğunu gözler önüne sermiştir. John Donne'ın gelecek ve rüya deneyleri bir bakıma deneme yanılma yoluyla gerçekleşmiştir. Kendisi uykudan uyandığı sırada hemen bir not defteri alarak rüyalarını not alır ve etraftakilere gösterir. Bir bakıma etraftakileri olaydan önce uyararak hem iyilik yapmış olur hem de kendini kanıtlamış olur. John Donne'ın iki önemli rüyası etraftakileri şaşırtmıştır. Bir rüyasında kendisini bir yanardağ yamacında görmüştür ve yanardağın çevresi dumanlıdır. Yanardağ aktif haldedir. Rüyanın devamında ise kendini bir adada görür ve adanın yerlilerini ölüm tehlikesinden kurtarır. Hatta kendisine yardım etmeyen Fransızlar ile kavga ettiğini de belirtmiştir. John Donne bu rüyayı gördüğünde Afrika'da bulunuyor ve konakladığı yere gelen bir gazeteyi incelerken Martinique'deki yanardağın aktif hale geldiğini ve 40 binden fazla insanın ölmüş olduğunu okuyor. John Donne rüyasının gerçekleştiğini fark ediyor ve çok şaşırıyor. İkinci rüyası ise kardeşi ve kendisi arasında geçiyor. Rüyasında uzun çitler arkasında bir at görüyor. Atın çitleri aşabileceğini zannetmiyor fakat rüyalarda her şeyin olabileceği gibi bu rüyada da at uzun çitleri aşıyor ve üzerlerine doğru hızla koşmaya başlıyor. John Donne tam burada uyanıyor ve yine rüyasını kayıt altına alıyor. Ertesi gün kardeşiyle balığa çıkıyorlar ve John Donne'ın dikkatini bir at çekiyor. At tıpkı rüyasındaki gibi hırçın ve uzun çitlerin arkasında duruyor. John Donne'ın aklına rüyası geliyor. Fakat bu bir rüyaydı ve gerçekte atın bu uzun çitlerden atlamasının imkanı yok diye düşünürken at bir şekilde çitleri aşıyor ve iki kardeşe doğru hızlıca atlıyor. Neyse ki John Donne ve kardeşi attan zor kurtuluyorlar. Fakat John Donne'ı atın saldırmasından ziyade rüyalarının gerçeklik payı hayli korkutuyor. Sonuç olarak bakacak olursak, bazı rüyalar bazı insanlara bazı gelecek yaşantılarından haberler verebilir. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değildir. Fakat bu videoda da bahsettiğimiz gibi rüyasında geleceği gördüğünü kanıtlar düzeyde iddia eden pek çok insan vardır. Peki siz hiç rüyanızda geleceği gördünüz mü? Cevabınız evet ise yoruma gördüklerinizi yazarak bizle paylaşabilirsiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.